İyi akşamlar sevgili Padok TV izleyicileri, dostlarımız. Bugün Hakan Çakmak'la birlikte sizlerle olacaktık ama işlerimizi tam planlayamadık, yani bağlanamadık. Şimdi video çekip buradan sizlere bildiklerimi, duyduklarımı, gördüklerimi ileteceğim. Çarşamba, 31 Ocak Çarşamba İstanbul'da 9 koşu var, 2 altılı ganyan. Birinci koşudan başlıyorum. Birinci altılı ganyanın ilk ayağı. 1300 metre sentetik pistte 3 yaşlı dişi İngiliz terrier maiden'le mücadele edecek. 4 numaralı Invincible Dream ikilisiyle birlikte favorimdir. 6 numaralı Light of Liberty en ciddi rakibi olacak. Ankara'dan gelen ve yeterli yarış tecrübesi bulunan Ana Fatma 90 gün ara verse de son 48,5'luk işiyle burada iddialı olabilir. 3 numaralı First Love daha sonra şans verdiğim Safkan. Günün ikinci koşusunda dört yukarı yaşlı İngiliz safkanları 2000 metre sentetik pistte mücadele edecek. Burada start problemi yaşamaz ise Çakır Yıldız'ı müsait rakipler yanında kazanabilir. 6 numaralı Oklahoma sevdiği pist ve mesafede en ciddi rakibi olacaktır. Geniş kuponlar oynayanlara 2 numaralı Adal ve 3 numaralı Fiçi önereceğim. Üçüncü koşuda 3 yaşlı İngiliz tayları şartlı 4 1400 metre sentetik pistte 2000 metrede koşacaklar. Burada 3 numaralı Havok ve kalite safkan 2 numaralı Hardbolt arasında geçecek mücadele birinciyi belirleyebilir. Bu iki safkanın kötü koşması halinde etkili sprint ile 5 numaralı My Little Girl devreye girebilir diyorum. Dördüncü koşuda ikinci altılı ganyanın birinci ayağında 3 yaşlı maiden dişi safkanlar 1300 metre sentetik pistte koşacaklar. Burada biraz çok safkana şans verdim. 3 numaralı Chandler Bing, 2 numaralı Blue Beta. Bu safkan bir kez start aldı ve o gün derecesiz bitirdi. Apprentice'i start çıkışında ayakları zamanda olmadığı için hem 5 boy makinede kaldı hem daha sonrasında tayını zapt etmekte zorlandığı için derecesiz bitirdi. Yeterli hazırlıkları ve Mehmet Kaya ile burada iddialı olabilir. 10 numaralı Tulpar Mia, 9 numaralı Spareza Tura, 4 numaralı Deniz Sesi, 6 numaralı Destined Lover Dilba ilavesine koşacak. Sırasıyla şans verdiğim diğer taylardır. Günün 5. koşusunda dişi safkanlar bir araya geldiği için çok katı şans verdim. 4 yukarı Araplar 2100 metrede sentetik pistte koşacaklar. 4, 7, 5, 3, 1, 2, 6, 12. Günün 5. koşusu 4, 7, 5, 3, 1, 2, 6, 12 şeklinde benim şans verdiğim safkanlar. 6. koşu 4 yukarı İngiliz yaşlı safkanların kısa vade 8 1400 metre sentetik mücadelesi burada. Dagmar koşuyor. Dagmar sentetik pistin bence şampiyon safkanı start problemi yaşamazsa ideal pist mesafesinde yine kazanacaktır. Kuponlarınıza tek yazabilirsiniz. 2 numaralı Dagmar'ı. 7. koşuda 4 yaşlı Araplar 1200 metre sentetikte mücadele edecek. 15 handikap bir yarış. Müttefik ağır kilo rağmen kusursuz formuyla uygun grupta kazanabilir. 5 Nando, 4 Büyük Güntay, 9 ikimiz en ciddi rakipleri olacaktır. 5. ayakta yine 3 yaşlı dişi maiden mücadele 1300 metre sentetik. Burada da Ankara'dan gelen 7 numaralı Nike İlk yarışa çok dikkat çekiciydi. Vedat Abiş ile bugün kazanıp meydana veda edebilir. Kötü koşarsa ara vermesine rağmen iyi hazırlanan 2 Dex Day ve 9 Sfonisba en ciddi rakibi olacak. Son ayakta 4 yaşlı Araplar şartlı 3 mücadele 1400 sentetik. Burada da Yüksel Göktürk Ekürsü'nün yine Bahçedere Bey isimli safkanı var. Bu safkan da çok kalite rakiplerle mücadele etmişti. Bugün 61 kiloya rağmen uygun rakipler yanında yine kazanabilir. En ciddi rakibi 6 numaralı Öztek Bey olacak. Start aldığı iki koşuyu da kazanırken kalitesini belli etmişti. Bahçedere Bey'in en ciddi rakibi 1 ve 6 bence bu ayakta yeterli. Ben gün üzerinde değerlendirdiğim safkanlar ve oluşturduğum şablon bu şekilde. Herkese bol şanslar, iyi akşamlar diliyorum.